Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Yakut Paşa, yeni videoma hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz gibi uzun süre sonra sevilen serilerimizden biri olan Heart of Iron 3 serisi kaldığı yerden güzel bir şekilde ve en zor seviyede Türkiye Cumhuriyeti'nin devam ediyor. Evet, gördüğünüz gibi gerçekten bu bölüm çok güzel başladı diyebiliriz. Neden? Çünkü bir savaş kazanmıştık. Nerede? Washington DC'de arkadaşlar. İyi, güzel ama amacımız burada zafer almak değildi. Amacımız burada güzel bir şekilde geri çekilmekti. Neden? Çünkü maalesef burada istediğimize ulaşamadık. Evet. Şimdi konuşmamı isterseniz devam edin. Bu arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam 71. bölüm olacak inşallah bu serimizde. Tabii ki yanlış hatırlamıyorsam. Şu anda maalesef tam olarak emin değilim. Ve oyunu oynamaya başlamadan veya oyunu başlatmadan çok kısa bir şekilde önceki bölümü özetlemek istedim. Hatırladığım kadarıyla tabii ki. Evet. Önceki bölümde arkadaşlar elimizden geldiği kadar geri çekilmeye devam ettik Washington DC'den. Çünkü dediğim gibi demin istediğimize ulaşamadık burada. Tabi onun yerine birkaç bölüm önce yeni bir istila başlattık. Ve yakın zamanda arkadaşlar böyle devam ederse burada Amerika'nın içine doğru girmeye başlayacağız diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten yeteri kadar askerimiz var burada ilerlemek için. Meksika'da durum düzeldi. Gördüğünüz gibi güzel bir savunma hattı oluşturdum ve yakın zamanda yeniden taarruz başlatmayı düşünüyorum. Orta Doğu'da maalesef istediğimiz savunma hattını tam olarak oluşturamadık. Tamam, belki Irak bölgesi şu anda güvende gibi gözüküyor ama maalesef Mısır ve Kudüs bölgesi veya eyaleti için bunu diyemeyiz. Çünkü maalesef birliklerimiz daha istediğimiz yere geri çekilemedi. Ama yakın zamanda istediğim yerde bulunduğumu güzel bir burada da savunma hattı oluşturabileceğiz. Evet, Amerika'yı durdurmak için tabii ki. Tamam. Şimdi konuşmam galiba bitti değil mi? Oyunu başlatabilirim. Evet, böyle konuşarak gereksiz zaman kaybediyorum ama çok önemli olduğunu düşünerekten arkadaşa böyle bir konuşma yapıyorum. Çünkü önceki bölümü izlemeyen arkadaşlarımız vardır. Belki dersi yüzünden veya başka bir şey yüzünden izleme imkanı bulamamışlardı. Onlar için çok kısa bir özet geçmek doğrudur diye düşünüyorum. Evet. Şimdi bakalım bakayım Meksika cephesinde. Burada düşmanlarımız bir saldırı başlatmış. Ben bunu fırsat olarak kullanacağım ve burada saldırı başlatacağım. Amacım burayı ele geçirmek olsun. Buradan destek çıkarım birliklerimize. Evet, inşallah hızlı bir şekilde burayı ele geçebilirler. Burada nasıl gidiyor şu anda savaş? Bir birliğimiz burada geri çekiliyor. Geri çekilsin, sıkıntı yok. Buradaki birliklerimiz hızlı bir şekilde ilerliyor gibi gözüküyor. Evet, doğru görüyorum. Burada milis birlikleri var. Bunları rahat bir şekilde ezeriz. Evet. Ama bana burada takviye lazım. Hemen bu birlikleri şöyle öne getiriyorum. Ve burada birkaç birlikten bir saldırı başlatıyorum. Daha komando tugaylarının ne işi var burada? Dağlık yok ki. Evet, maalesef bazı birlikleri gereksiz ve yanlış yerde kullanıyorum. Örneğin burada doğru düzgün dağ yokken ben burada daha komando tugaylarını kullanıyorum. Saçma. Meksika bölgesi olsaydı iyi olurdu. Evet, onlar için ama artık ne yapacağız, bir şey yapamayız. E tabi Orta Doğu'da da aynı hatayı yapıyorum. Örneğin burada daha komando tugaylarını mecburen, ama başka bir seçeneğim yoktu çünkü kullanmak zorunda kalıyorum. Çünkü burada çöl var arkadaşlar. Dağ yok ve böyle de olunca tabii ki daha komando tugayları istediğimiz gibi savaşamıyor. Ama galiba yanlış da düşünmüyorum burada açıkçası daha komando tugaylarını kullanarak. Çünkü gerekirse geri çekilme imkanımız oldu dağlara, tepelere ve böylelikle istediği bölgede savaşabilirler. Evet. Ama gerekirse galiba gerekmez çünkü güzel bir savunma hattı oluşturduk orada. Evet. Tamam, buradaki saldırı, burada düşmanımız yeni bir saldırı başlatmış galiba. Burada bir yerde yanlış görmediysem. Evet, burada ama istediğine ulaşamayacak gibi gözüküyor. Alparslan Türkeş şu anda savaş yönetiyor. Evet, Alparslan Türkeş kimin olduğunu biliyorsunuz galiba. Anlatmama gerek yok onun hakkında. Bilgi vermeme gerek yok galiba. Birliklerimizin bir kısmı geri çekiliyor gördüğünüz gibi. Buradaki savaş kazanıldı. Bu çok güzel. Bir saldırı başlatsam mı diye düşünüyorum ama emin değilim açıkçası. Belki şöyle bir şey yapabiliriz. Burada birkaç birlikle. Niye seçemiyorum bunları? Ha, şimdi yanlış düğmeye başlıyormuşum. Pardon. Destek çıkabiliriz en azından. Daha rahat bir şekilde ele geçirsin diye. Düşmanlarımız bize burada saldırı başlattı. Olsun, sıkıntı yok. Evet, gördüğünüz gibi yavaş bir şekilde oynuyorum maalesef. Çünkü hızlı oynarsam arkadaşlar gözümden bir şey kaçabilir. Burada bizim için büyük bir hata olabilir arkadaşlar. Dikkat etmemiz lazım. İsyan çıktı ve yok edildi. Çok güzel. Çok güzel. Almanlar burada bulunuyor. İlginç. İyi, Sovyetler de bakın yardıma koşmuş. Bu güzel. Bu güzel.
Buradaki bildiklerimiz maalesef daha arkadaşlar amacına ulaşamadı yani geri çekilemedi demek istedim. Ama hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi istediğim topraklara varıyorlar. Bunlar varmış bile, bu çok güzel. Ama daha arkadaşa hareket edemezler çünkü beklemede kalmalar lazım. 82 saat, uf, bayağı bekleyecekler onlar. Burada birkaç tane İran birliği görüyorum. Bunlar bize destek gelir mi bilmiyorum açıkçası. Göreceğiz ileride. Şu isyancılar aldığı toprakları acaba geri ele geçiremez miyiz? Yok, amacım geri çekilmek burada ama olmuyor işte arkadaş. Yok, kendi kendine ancak geri çekilebiliyorlar maalesef. Evet, bir şey bakacaktım, bak unuttum. Evet, buradaki bildiklerimiz nerede ona bakacaktım. Çünkü burada birkaç bildiğimiz vardı. İsyan çökertmek için ilerliyor da gördüğünüz gibi çok yavaş ilerliyor ya. Bunu güzel bir şekilde şuraya görevlendirelim. Çünkü yapamıyorum, niye? İlginç olmuyor. O zaman yavaş bir şekilde ilerleyecek. Başka çaremiz yok. Evet, burayı bir ara serbest bırakmayı düşünüyordum. Ama maalesef arkadaşı öyle bir imkan yok. Çünkü burada bağımsız devlet olarak hiçbir ülkeyi sunmuyor. Sadece Sovyet Birliği'ni sunuyor. O da Sovyet Birliği saçma olur bağımsız bırakma. Olmuyor zaten. Eklemek veya bağımsız bırakma Sovyet Birliği'ni burada. Evet. Kazakistan falan olsaydı uygun olurdu ama maalesef öyle bir imkan yok arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Amerika bir isyan çıkarttı ama yakın zamanda galiba bu isyan çökecek. Birliklerimiz gördüğünüz gibi yakında bulunuyor. Yakın zamanda bu milisleri yok edeceğiz rahat bir şekilde. Burada birliklerimiz toparlanıyor ve beklemedi. Ya ne yorgunmuş ya birliklerimizde. Gerçekten çok zaman kaybediyoruz burada. Çok güzel. Burayı ele geçirdik. Şimdi yavaş yavaş bildiklerimiz ilerliyor. Bunların amacı ilerlemek değildi. Yanlış hatırlamıyorsam, değil mi? Biraz daha hızlandırabilirim zamanı. Gereksiz zaman kaybetmemiş oluruz. Gördüğünüz gibi yavaş bir şekilde ilerliyorum. Aceleye getirmek istemiyorum açıkçası her şeyi. Şimdi istesem burada da bir saldırı başlatabilirim ama başlatmayacağım. Çünkü ilk önce bir birliklerini dağıtacağım. Amacım 3-4 yönden birden saldırı başlatmak olacak burada. Burayı çok güzel bir şekilde ele geçirmişim. Buradan takviye geliyor. Buraya birkaç tane birlik getirsem mi diye düşünüyorum ama emin değilim. Ya da daha dağınık bir şekilde mi savaşsak? Evet, ilk önce şu birliklerimiz bir geri çekilsin buradan. Daha sonra çözüm yoluna bakarız arkadaşlar. Evet, burada zafer ulaştık. Burayı ele geçirmek için ilerliyor birliklerimiz. Çok güzel. Vallahi gittikçe düzene kurduk ya. Yemin ediyorum ileride Amerika'ya çok kötü bir şekilde tokat atacağız. Evet, ya daha doğrusu kafa atacağız diyeceğiz. Evet. Kafa atalım bu sefer düşmanımıza. Burada Amerika vallahi çok pis daldı topraklarımıza. Ha, yok yok, amacım saldırmak değil. Sen orada kal derken burada neden erzak sıkıntı çekiyorum? Yollar kötü değil mi burada? Evet, çok beter. Washington DC'de gene bir zafer ulaştık. Çok güzel. İyi, şu anda en azından kendimizi burada güzel bir şekilde savunabiliyoruz. Belki çıkamıyoruz bu bölgede ama olsun. Şu birlikte geri çekilsin. Hemen donanmayı içeri alacağım ve arkadaşı askerlerimizi gemiye bindirip geri çekeceğim. Evet, Amerika ne yapıyorlarsa yapsınlar. Havada savaşıyoruz. Evet, Amerika, Washington DC ne yapacaklarsa yapsınlar diyecektim ya. Niye Amerika'yı alacağım arkadaş? Burada gene bir düşmandan bir saldırı başlattı. Burada çok güzel bir savaş gidiyor. İyi. Çok güzel. Böyle devam edin aslan. O nerede kaybettim? Dürükulp diye bir şeydi ama nerede olduğunu bilmiyorum. Evet, burayı zamanında bağımsız yaptım biliyorsunuz ki ama burası sandım bura değilmiş. Neresiymiş o ya? Allah Allah. Nerede ben savaş kaybettim? Göremedim maalesef. Artık ileride öğreniriz diye düşünüyorum. Evet, gerekirse de zaman kaybetmeyeyim. İnşallah Meksika cephesinde falan savaş kaybetmemişimdir veya burada bir yerde. Kazandık, iyi güzel de burada ne oluyor? Ha tamam. Burada niye 69 ya? Tabii lider eksikliği bize burada çok beter arkadaşlar etki getiriyor. Oyunun zorluğunu da unutmuyorum tabii ki. Oyun maalesef Almanca, evet biliyorum çünkü başaramadım oyun Türkçe çevirmeyi. Evet, olmadı. Yoksa yamayı indirdim ama başaramadım. Halbuki çok basit. Dosyadan alıp bir dosyayı kopyalıyorsunuz ama niyeyse yapamadım arkadaşlar, olmadı. Ama ileride düzeltirim ya, yaparım diye düşünüyorum. Victor 2'de de baya bir sorun çekmiştim ama sonra düzeldi arkadaşlar, evet. Şimdi burada durum nasıl? Evet, hızlı bir şekilde birliklerimiz geri çekiliyor. Burada birkaç birlik hazırmış gibi gördüm. Evet, doğru görmüşüm. Hemen buraya siz atılıyorsunuz. Çünkü buradaki boşluk kapatmamız lazım. O değil de burada çok pis bir boşluk var ya. Valla burada çölde savaşacağız. Evet.
Birkaç tane bildiğimiz hemen oraya yol alması için görevlendirelim. Yakın zamanda buraya hızlı bir saldırı başlatıp savunma hattı oluşturmak için olaya el atacağım. Çünkü burada düşman bulunması iyi olmaz. Evet, topraklarımız gitti. Kutsal topraklar düştü ya. Olsun, sorun değil. Ona düşebilir, yeniden alırız bizi. Sıkıntı yok. Daha yeteri kadar askerimiz var. Şehit düşecek yani. Değil mi? Evet. Şimdi burada birkaç taşıma gemi batırmışsa hiç beni ilgilendirmiyor. Gerçek şunu söyleyeyim arkadaşlar, şu Amerika'yı ele geçirelim, bu seriyi bitireceğim. Çünkü fazla uzatarak tadını kaçırmak istemiyorum açıkçası, haberiniz olsun. Tadı da zaten Amerika seferinden sonra kaçar çünkü başka bir karşı koyacak ülke kalmıyor arkadaşlar. Yani neden gereksiz yere uzatalım? Neden tadını kaçıralım? Zaman güzel bir şekilde bitirirsek daha uygun olur. Demeden burada bir karşılık veren birlik görüyorum. Boşuma gitmedi açıkçası. Burada saldırıyı iptal ediyoruz. Evet. Saldırıyı iptal ediyoruz. Burada %50'ye yükseldi. Çok güzel. İnşallah da böyle devam eder. Daha doğrusu düşer. Düşmesi lazım. Bak, burada artık düşman arkadaşa bizim ilerlememizi istemiyor. Yani karşılık veriyor. Bak, burada aynı olaya gireceğiz gibi geliyor bana. Sorun değil. Şu birliklerimiz bir ilerleyemedi. Sadece teknolojik olarak upgrades de daha yapılmamış maalesef. Evet, onlar yapısın, çok güzel ilerleme kaydedeceğiz. Teknolojik olarak nasıl gidiyor ona bakacaktım. Evet. Bunlar araştırma imkanımız var mı? Vallahi de var. Evet, o zaman bunların araştırmasını arkadaşlar yapacağız hemen. Biraz önem verelim. Geride kalmayalım. Evet, geride kalırsak o zaman düşman bizden üstün olup bizi yer. Evet. Bunu da istemeyiz yani, değil mi? Amacımız süper güç olarak bitirmek olacak. Amerika yok etmiş o şekilde ve ele geçirmiş şekilde bitirmek olacak. Yine bitirmek istemiyoruz. Vallahi geride kalırsak, bir üstün üstü yanlış taktikle uygularsam arkadaşlar, biliyorsunuz çok iyi bir oyuncu değilim, bunu her zaman söylüyorum. Amacım sadece benim kendi bilgimi sizlere vermek. Bildiğim oyunlar hakkında bilgiyi size vermek. Ve hatalar da yapabiliyorum böyle önce tabii ki. Deniz savaşı var ve deniz savaşını kaybetme ihtimalimiz var. Nasıl oluyor bu ya? Alo. Alo, ne oluyor burada? Bombardıman tabii, hava desteğimiz yok ki. Yani normal. Tamam da bizim donanmamız niye bu kadar beter savaşıyor ya? Koca gemiler birkaç tane destroya karşı mı yenilgiye uğrayacak? Amiral, amiral, rezil etme bizi burada. Vallahi batıracaksın gemilerimi. Amiral geri çekil. Amiral geri çekil. Rezillik. İyi, en azından gemi kaybetmedik ya. İyi. Olsun, sorun değil. Çatışma orada bitsin. Çatışma orada bitsin diyorum da çok birlik kaybedecek. Yemin ediyorum çok asker kaybedeceğiz biz burada. İnşallah sus savaşı en azından kazanırız. Bakın örneğin burada organize olmayan bir tane birliğimiz var. Allah'ım sen bir de burada zafer getir. Vallahi yemin ederim o kadar Tugay kaybedesim yok ya. Nasıl bir hareket edeceğim ya? Hava desteği de gönderemiyorum. İşte gördüğünüz gibi böyle hata yaparsanız çok kötü, pis arkadaşlar. Jort olursunuz düşmana karşı. Yani ne yapacağımı şu anda bilemiyorum. Donanma denen bir şey kalmadı. Bu üst büyük gemileri getirip buraya şimdi göndersem hiçbir amacımıza ulaşamayız. Çünkü o zamana kadar yok olmuş olduğumuz galiba. Emin değilim tabii ki, göreceğiz birazdan. Ah, kazandım, vallahi kazandım. Hemen fırsat biliyorum bunu. Vallahi kazandım. Hemen hepsini gemiye bindirin. Alın başınıza salın Washington DC'nin izini. O kim geliyorsa gelsin, ismi söyleyecektim. Şimdi siyaset falan yapmayalım. Ya hangi başbakan olursa olsun bana ne be. Gidiyorum, alın başınıza salın başkendinize. Ya adamlar da devlet için savaşıyor da arkadaş, ne yapıyorlarsa yapsınlar ya, bu kadar olur mu ya? Allah Allah. Rezillik ya. Gel şuraya Allah'ını seversen gel. Pasif gel. Allah'ını kimse karışmayın. Bana ne arkadaşlar? Düşman gemisi gördüm. Çakma. Çakma diyorum. Takma. Çakma da takma da. Yani gel sen kim ya? Ben ticari gemiyim falan diye oynat düşmanı. Hadi. Hadi. Allah'ını seversen kaçın gidin oradan lütfen. Burada bir donanmam biri burada saklanıyor zaten. İyi, tamam. Bir tanesi de burada, taşıma gemilerimin. Burada biraz asker yetiştirmişik. Bunları dur, bir aklıma bir şey geldi. Aklıma güzel pis bir şey geldi ama vallahi deniz sağlam gözüküyor. Şimdi şöyle bir şey aklıma geldi. Denizden bir istila mı başlatsak diye düşünmeye başladım. Yani kötü bir fikirde değil açıkçası.
Düşmanın tek bir limanı yok artık. Tamam, bunu unutabiliriz ama en azından böyle düşmanı oynatabiliriz bir yerden. Dur bir. Erken. Yok. Hem gemilerimiz uygun değil öyle bir şey yapmak için. Evet, maalesef uygun değil. Sorun yok. Evet. Donanmamız oradan uzaklaşıyor değil mi bana? Öyle bir haber verin lütfen. Aman dokunma gemilerime. İngiliz donanması azıcık işe yara ya. Allah Allah, her şeyi bana yaptırıyorsun, yemin ediyorum. Bak burada bile istilayı bana başlattınız. Benden başka kimse istila başlatmadı. Ne oluyoruz? Bu Panzer birliği de bir işe yaramadı ya. Geri çekilmekten başka bir amacı yok. Rezillik. Evet. Şimdi dağıtıyorum burada birliklerimi demeden bir saldırı başlattı ve kaybetti düşmanlarımız. İki saldırı da çok güzel. Amacın senin orada savaşmak değil ki aslanım. Geri çekilmek. Niye orada karşılık veriyorsun düşmana? Evet, panzer birliklerimizi öne çıkaralım. Şöyle güzel bir dağıtım başladı. Bak, dağ komando belki burada güzel bir şekilde kullanabiliriz. Bak bak bak. Burada bak, örneğin burada güzel kullanırız. Bunları alalım, şöyle çöle getirelim. Panzerlerin çölde kullanıldığını biliyorum ama iyi mi kötü mü olur emin değilim ya. Onu ileride öğreniriz artık. Evet. Tepelerde daha komando tugaylarını kullanalım. Ney? Aa, tamam. Sorun değil. Aman orada kaybedelim. Aman savaşı orada kaybedelim. Bir yerde savaş kazandığım yazıyordu ama nerede olduğunu göremedim şu anda maalesef. Çok güzel. Burada güzel bir dağılım yapıyoruz. Biraz takviye göndereceğim buraya. Birkaç birlikten olmaz. Burada ilerlememiz çok kötü durabilir. Evet. Burada istediğim oldu arkadaşlar. Evet. Şimdi burada istediğim kadar birlik var. Yeni bir saldırı başlatmak için. Ve yap. Başlatacağım da bazı zaman kaybetmeden. Sadece destek olsun saldırıya. Bir iki birlik kenarda kalsın ve bunlar saldırıysın. Evet, amacım orayı ele geçirmek çünkü. Aman al al, hayırlı uğurlu olsun. Al, ne yapıyorsan yap. Al, başına çal. Affedersiniz ama başına çal demek zorundayım. Yeter ya, bu ne? Milisler mi? Milisler gidin al, garnizon desteğiyle saldırıyorlar. Öbür birlikler ne yapıyor? Daha uyuyor musunuz arkadaşlar? Kaka da kaka. Tövbe tövbe. Milli İspanyol futbolcu kaka isyan etti arkadaşlar. Dedi İspanyol futbol senin yüzünden büyümeyecek. Neden? Çünkü savaş bitmedi daha. Evet, maalesef kaka. Çok özür diliyorum senden. Didon Mante'de savaş kazandık. Bakın görüyor musunuz? Buradaki cephe zayıfladı gittikçe. Şimdi sadece buradaki cephe bir değişiklik olması lazım. Biraz buradaki birlik sanki çabuk düşecekmiş gibi geldi bana. Evet, buraya destek gitmesin. Geri çekilsin bunlar. Olmayacak. Boş ver, sorun değil. Biraz takviye beklesin onlarda. Burada bir birlik yok ya, olmuş gibi geldi bana. Bilmiyorum doğru mu yanlış mı düşünüyorum. Bunlar dur, hiç devam etmesin. Şöyle dağılalım burada güzel bir şekilde. Amerikan ordusu burada güzel bir şekilde geziniyor. Gözümüze göstere göstere. Bir gün ben bunun hesabını tabii soracağım ama ne zaman? Dur bakalım. Evet, gördüğünüz gibi oyunumuz hızlı bir şekilde devam ediyor. Hızlı bir şekilde mi? Çok yavaş devam ediyoruz. Evet, maalesef ama ne yapayım, hemen olmaz yani bu işte. Dikkat etmemiz lazım. Taktiksel ilerlememiz lazım. Meksika gerçekten güzel. Burada biraz istediğime ulaşamadım ya. Yavaş ilerliyoruz. Evet, şimdi bura düşsün. Amacım buraya ile geçmek olacak. Ondan sonra bura böyle böyle düşecek. Düşman arkasına düşmeyi deneyebiliriz desem doğru mu demiş. Önce bir Nehir'in karşısına geçelim. Ondan sonra arkadaşlar bakarız duruma. Evet. Nehir'in karşısına geçmeden o taktiği uygulayamam. Evet, ama uygulama imkanımız var. Önce bir tabi bundaki nehri geçmemiz lazım. Ondan sonra bakarız duruma göre artık. Bize burada daha çok fazla asker lazım. Komutandan fazla bir şey yok burada asker. Çok az askerimiz var yani. Burada düzen kuruldu mu? Buradaki düzen tamam, iyi biliyoruz da buradaki düzen nasıl şu anda? Bu kim ya? Boz gitsin ya. Tampico'da savaş kazanmış. Bu kim? Bağlanmasın, grubu bozun. Heh. Şöyle. Burada başka headquarter var mı benden saklanan? Yok. Burada çok güzel bir zafer aldık. Ha, burada gördüğünüz gibi bir liman daha aldı düşmanımız. O alsın. Alsın. Ben onun başına çalacağım tüm limanları. Beklesin. Bunlar tabii buraya yeni de ele geçirdi. Burada yeni bir saldırı başladı. Aa, bu hiç iyi gözükmüyor. Valla bu gerçekten hiç iyi gözükmüyor. Tüh. Dur, buradan geri çekileceğiz. Elimizde başka bir imkan yok. Düşman şimdi burada topallandı. Görüyor musunuz? Yeni bir istila başlatmak için ordum organize değil maalesef. Evet. Tık tık diye saldırı yapıyorum ve pişman oluyorum. Şimdi ama benim aklıma güzel
Pis bir fikir geldi arkadaş. Artık yanlış yaparsam affedin. Ama ben dayanamayacağım. Buradaki bildiklerimi buraya istila başlatması için görevlendireceğim. Artık yanlış bir şey yapıyorsam affedin. Ama denemeden rahat etmeyecek içim açıkçası. O da Helen'den savaşı kazandık, çok güzel. Hemen düşmanın arkadaşa milislerine saldırıyoruz. Burada bir taarruz başlatmayacağım çünkü daha burayı ele geçirmedik. Ondan sonra buraya dediğim gibi nehrin karşısına geçmeden bir hareket yapmayı düşünmüyorum açıkçası. Kaybediyoruz, sorun değil. Düşman burada bayağı bizi sıkıştırmaya başladı. Bak aynı Washington DC'ye dönecekmiş gibi geliyor bana. Valla olmadı bu. Bunlar nereye çıkıyor? Allah'ını seversen. Ya bir yer bitti, 2-3 yerden istilam başlatıyorsunuz. Helal olsun be. Güzel düşündüler. Vallahi güzel düşündüler. Daha Comanche'ye saldırı. Vallahi en güzel Meksika'dan giriş olacak gibi. Ben gene de istilam başlatacağım. Düşmanın arkasına düşmek için. Oh, çok güzel. Durma, hemen saldır. Biraz uzak kalıyorsunuz. Kalın, sorun değil. Dur, aklıma gelmişken bekle bir. Bunları gruptan bize alalım. Çıkın. Size yeni bir grup oluşturacağız burada. Grubunuzun ismi ne olacak? Grup... Tabii sanki şarkıcı grubu ya da sanatçı grubu kuruyorum gibi. Kuruyorum. Kuruyorum. Victoria mı? Victoria mı? Evet. Victoria Bala. Victoria Bala. Evet. Burada birlik mi yok? Bana öyle gelmiş. Pardon. Girin, dağılın şöyle hızlı bir şekilde. Düşman jort olsun açıkçası. Hayır, headquarter, sen sakin ol. Sen orada kal be. Heh. Sen de gel, öyle mavi ışık kaldın. Geri dön buraya. Victoria'da çok güzel düşmana çaktık. Düşmanın sadece burada headquarter mı var? Yok, bir tane piyade bir. Garnizon mu? Garnizon deme bana ya. Garnizon deme, Allah kahretsin. Garnizonu var. Şu garnizon beni bayağı bir yordu ya. Vallahi billahi diyor, yordu ya. Her savaşta garnizon çıkmasın beter bir şey değil mi ya? Dur bir, ben burada bir şey yapamayacağım. Ben burada New Orleans'a geri çekiliyorum. Bir kısmıyla. Evet. Hepsini aynı bölgeye çekmek biraz saçma olur. Orayı veriyoruz düşmana çünkü burada çok kötü darbe yedik. Turgut Reis, Turgut Reis, sen bayağı bir zarar görmüşsün. Turgut Reis'i geri çekiyorum arkadaşlar. Burada yapabileceğimiz bir şey yok çünkü. Hangi limana? Salonika limanına tabii ki. Şimdilik orada bulunsun. Bunlar ne? Bu ne kimin ya? Bu sadece donanmaya ait bir yer. Evet. Bir grup, pardon. Şimdi burada ilerliyoruz. Amacım şu toprakları yeniden almak olacak. Hazır birlik yok şu anda maalesef burada. Bunlar istediğim yere ulaşıyor yavaş yavaş. Bu birliklerimiz burada kaldı. Geride kalmasın kimse geride. Hepsini toparlayalım. Buradaki birliklerimiz organize ama ben genelde arkadaşa sakin bir şekilde beklemede kalacağım. 2-3 yerden istedim saldırabiliriz ha. Vallahi Berham'a niye ilerliyorum ki be? Berham boş ver. Dur, ben burada rahatsız edeceğim bunları. Çok güzel. Rahatsız etmemiz gerçekten düşmanı oyaladı bayağı. Saldırı durduruyorum yeniden. O değil de ben o limanı bir an önce almam lazım. Evet, daha yeni jeton düşüyor, görüyor musunuz? Vallahi daha yeni jeton düşüyor. 60 saat, iyi 60 saat sonra bir saldırı başlatalım. Şimdi burada biraz daha asker bindirerek gemiye. Daha dur. Düz alanda bana panzer lazım olacaktır. Bunları gruptan çıkarıyorum. Gemiye bindiriyorum. Burada hemen ilerlemek için nereden istila başlatsak onu düşünüyorum. Bir liman daha olsaymış keşke yakında ya. Şura var ama şura şu anda düşman tarafından korunuyor. Allah Allah. Yaklaştırdım mı göstermeni yese. Burada da bir garnizon görüyorum. Ama burada istila. Şura havalimanı olmaz o. Nasıl hareket ederiz burada ya? Buraya biz invasion başlatıyoruz. Biz agresif bir şekilde hareket ederek tabii ki. Haydi bakalım.
Burada kimler kaldı? Birkaç headquarter kaldı. Bunları direkt yok edelim. Evet, çok güzel. Burayı biraz da olsa toparlanmış olduk. Şimdi burada bir saldırı başlatıyorum. Aynı şekilde buradan bir saldırı, buradan da bir saldırı. Yok, dur 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 dur. 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 Burada büyük bir hata yaptım. Bunlar saldırıya destek olsun. Bunlar saldırıya destek olsun. Hepsi birden. Bunlar saldırsın ve bunların hepsi saldırsa iyi olur ama yanlış olur. Çünkü bayağı bir birlik bulunur burada. Şöyle yapacağız. Birliklerin bir kısmını buraya çekeceğiz. Öbür kısmı sadece saldırıya destek olacak. Evet. Ya o toprakları maalesef artık tutamayız. Şimdi bir savunma hattı oluşturma çabasına girmemiz lazım. Ancak öyle bir şey yapabiliriz. Burada biz neyi dur bir bu niye böyle bir şey şimdi oldu bu? Kırıp geçmişler mi? Mens taftı durbruch. Abo. Paşa, paşa yok ki burada. Yapma be. Çok pis darbeymişik burada. Halbuki güzel bir ordumuz da var, tecrübeli bir ordumuz da var. Dur bakayım durum düzelecek mi? Durum hiç de düzelecekmiş gibi gözükmüyor açıkçası. Düşman kırıp geçmiş ya. Yapma be. Çok pis darbe yedik burada. Çok kötü. Hiç istediğim gibi bir savunma olmadı burada açıkçası. E ne yapacağız şimdi biz? Gerçekten çok kötü bir duruma düştük ya. İran topraklarına o zaman geri çekileceğiz. O değil de Anadolu'da çok kötü darbe yiyecekmiş gibi geliyor arkadaşlar. Gerçek söyleyeyim ben bu konuda tedirgin olmaya başladım. Anadolu düşerse biz biteriz. Onu söyleyeyim çünkü Ankara başkent ve başkent düşerse ne olur biliyorsunuz. Allah yardımcımız olsun. Ne diyeyim bir şey diyemem. Austin'i ele geçirmeyeceğim. Neden? Çünkü saçma olur orada doğru düzgün bir liman yok. Amacım burayı ele geçirmek bir an önce. Evet, limanı almamız lazım. Tamam, bunlar şimdi geride kalabilir. Bunlar burada bulunsun. Çok güzel. Düşman biraz da olsa kafası karıştı galiba diye düşünüyorum. Emin değilim tabii ki bu konuda. Burayı da alamadık maalesef ama gittikçe ilerliyoruz hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi. Headquarter'ın büyük bir kısmı savaşıyor. Benim ordumun büyük bir kısmı sadece headquarter'dan oluşuyor galiba. Yani. Burada bir saldırı başladı. Şu anda dayanıyor bizim birliklerimiz ama çok güzel bir kaçtık. Burada da o çok güzel. Oradaki paşa pist aldı. Evet o doğru. Oradaki paşa pist aldı arkadaşlar. Sen şöyle gel. Şu şöyle gelsin. Dur. Şu şöyle gelsin. O zamanımız bitti maalesef. Sorun değil. Aa, sen şöyle gel. Bu da böyle gelsin. Evet. Arkadaşlar dediğim gibi maalesef vaktimiz doldu. Önümüzdeki bölüm kaldığımız yerden devam edeceğiz. Amacım Orta Doğu'da güzel bir savunma hattı oluşturmaktı ama oluşturdum savunma hattı resmen battı gitti. Burada bir boşluk oluştu. Mısır değil. İnşallah İran bu olayı el atar bize destek çıkar burada. Yoksa kendi de gidecek. Onun haberi vardı galiba diye düşünüyorum İran'da. Burada istilamız yani şimdi şu anda bir duraklama yaşadı. Geri çekildik. Burada ama istediğimiz gibi oldu. Düşman çok pis darbe yedi. Hızlı bir şekilde ilerleyip buraya destek çıkmaya çalıştım. Burada bir açık oluşturmaya çalıştım. Buradan takviye getireceğiz. Burada ilerlemeye çalışacağız. Amacım böyle hızlı bir şekilde Meksika'yı yeniden ele geçirmek olacak ve Amerika'nın içine doğru dalmak olacak. Eğer ki amacımıza ulaşırsak bu seri çok yakında biter. Arkadaşlar onu söyleyeyim. Ama amacımıza ulaşamazsak yenilgiye de uğrayabiliriz. Yani çok nasıl diyeyim arkadaşa tehlikede diyebiliriz serimiz. Her an çökebiliriz. Ama inşallah çökmeyiz ya. Vallahi o kadar bölge fethettim. O kadar bir şey yaptım yani. Bir yerlere geldik ama ondan sonra batmak hoşuma gitmez. Koca Sovyet Unionu kuklamız yaptık. Tabi Almanya yardım etmeseydi. Ama Kafkas cephesinde de az askerimiz gitmedi yani açıkçası. Hem güzel bir taktik uygulayarak da bir düşmanın tuzağı, ordusunun büyük bir kısmını tuzağa sürükleyip etrafını sarıp yok ettim. Onu da unutmayın. Yani onu yok etmeseydim yani savaş zaten ondan sonra bitti ya. Evet, bitti. Ama gene de yani bir şeyler yaptım kendim adıma yani Türkiye Cumhuriyeti'nin arkadaşlar. Biliyorsunuz kolay değildi bu oyunda. Tabii o kadar da iyi bir oyuncu değil. Belki başkası olsa Türkiye Cumhuriyeti'nin daha hızlı büyür, daha güçlü bir o başka. Ben bildiğim kadarıyla sizlere işte gördüğünüz gibi elimden geleni yaparak
güzel bir seri oluşturmaya çalıştım. Evet, beğendiyseniz tabii ki beğenme ve paylaşımı unutmayın. Bana tavsiyede bulunmak istiyorsanız yorum yazarak tavsiyede bulunabilirsiniz. Biliyorsunuz her yorumunuzu okuyup cevaplamaya çalışıyorum. Gözümden kaçmayan yorumlar varsa tabii ki hemen cevaplıyorum. Gözümden kaçan yorumlar tabii normal olarak cevaplayamam arkadaşlar. Çünkü gözümden kaçıyor. Böyle gözümden yorum kaçıyor çıt diye. Ve bazı arkadaşların maalesef yorumlarına cevap veremiyorum çünkü seçenek kapalı arkadaşlar. Onu ayarladan düzeltip açmanız lazım. Bir soru soruyorsunuz, nasıl cevap vereyim eğer seçenek kapalı olsa. Evet, maalesef kapalı. Yani bir şey yapamam. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.